Merhaba arkadaşlar. Sizlerle A1 seviye 50 temel Almanca soru cümlelerini işleyeceğiz. Bunları daha çok seyahat edenler, turistler için tasarladım. Daha önceki videom beğenildiği için A1 seviye 100 temel Almanca soru cümleleri videom beğenildiği için tekrardan benzer bir içerikle karşınızdayım. İlk örneğimizle başlayalım arkadaşlar. Wie komme ich zum Bahnhof? Tren istasyonuna nasıl gidebilirim? Wie komme ich zum Bahnhof Tren istasyonuna nasıl gidebilirim? Almanca'da set harfini yani z harfini t ve s seslerini bir arada kullanacak şekilde çıkartmanız gerekmektedir. Yani zum Bahnhof değil, zum Bahnhof şeklinde söylemeniz gerekir. Yani gördüğünüz gibi tren istasyonuna nasıl gidebilirim? Nasıl giderim demiş oluyoruz. Kom fiili biliyorsunuz gelmek veya gitmek şeklinde söylenebilir. Devam edelim. İkinci cümlemiz arkadaşlar. Wo ist das nächste Restaurant? Yani en yakındaki restoran nerede? En yakın restoran nerede? Wo ist das nächste Restaurant? En yakındaki restoran nerede? En yakın restoran nerede demiş oluyoruz. Devam edelim üçüncü cümlemizde. Wie viel kostet das? Bu ne kadar tutuyor? Bunun ücreti ne? Wie viel kostet das? Yani bunun fiyatı ne? Bunun ücreti ne? Ne kadar tutuyor? Dördüncü cümlemize geçelim arkadaşlar. Wo kann ich Geld abheben? Wo kann ich Geld abheben? Yani nerede para çekebilirim? Gördüğünüz gibi nereden para çekebilirim? Nerede para çekebilirim? Devam edelim. Wie spät ist es? Yani saat kaç? Kelime kelime çevirirsek tabii ki ne kadar geç şu anda yani saat ne kadar geç. Bu cümleyi arkadaşlar kelime kelime çevirdiğiniz zaman yani Wortwortlich übersetzt olarak ne kadar geç demiş oluyorsunuz. Yani ne kadar geç biliyorsunuz spät geç demek ama mesela bunun anlamı da saat kaç demek tabii ki. Aynı şekilde wie viel Uhr ist es? ederseniz yine aynı şekilde saat kaç diye sormuş olursunuz. Evet wie spät ist es saat kaç? Altıncı cümlemize geçelim arkadaşlar. Altıncı cümlemiz arkadaşlar. Wo ist die Touristeninformation? Wo ist die Touristeninformation? Yani ne demiş olduk? Turist bilgi merkezi, turist bilgilendirme yeri, turist bilgilendirme merkezi nerede? Wo ist die Touristeninformation? Yedinci cümlemize geldik arkadaşlar. Sprechen Sie Englisch. İngilizce konuşuyor musunuz? İngilizce konuşur musunuz veya İngilizce biliyor musunuz şeklinde de söyleyebiliriz. Sprechen Sie Englisch. İngilizce konuşuyor musunuz? Dikkat. English değil arkadaşlar, English. Çünkü gördüğünüz gibi E harfi var ve bu E şeklinde English olarak okunuyor. Sprechen Sie Englisch. Devam edelim arkadaşlar. Wo kann ich ein Taxi finden? Wo kann ich ein Taxi finden? Yani nerede bir taksi bulabilirim? Nerede taksi bulabilirim? Wo kann ich ein Taxi finden? Dokuzuncu cümlemize geçelim arkadaşlar. Wie weit ist es zum Stadtzentrum? Wie weit ist es zum Stadtzentrum? Yani şehir merkezi ne kadar uzakta, şehir merkezine ne kadar uzağız gibi çevirebiliriz şehir merkezi ne kadar uzakta Wie weit ist es zum Stadtzentrum Evet devam edelim 10. cümlemiz arkadaşlar Wo ist die U-Bahn Station Wo ist die U-Bahn Station Yani metro istasyonu nerede Biliyorsunuz Almanya'da metroya U-Bahn tramvaya ise sokaktan geçene ise S-Bahn deniyor. Yani U-Bahn dediğimiz şey yerin altından giden metro. S-Bahn dediğimiz şey ise bizim Türkiye'de tramvay dediğimiz şey. Devam edelim arkadaşlar. Gibt es hier WLAN? Gibt es hier WLAN? Almanya'da Wi-Fi demiyorlar arkadaşlar. Bunun yerine WLAN demeyi tercih ediyorlar. Yani burada Wi-Fi var mı? sorusu için Gibt es hier WLAN diyebilirsiniz. 12. örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? Yani kredi kartıyla ödeme yapabilir miyim? Kredi kartıyla ödeyebilir miyim? Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? 13. örneğimize geçelim arkadaşlar. Wo ist der nächste Supermarkt? Wo ist der nächste Supermarkt? Yani en yakındaki süpermarket nerede? En yakın süpermarket nerede? Wo ist der nächste Supermarkt? 14. örneğimize geçelim. Haben Sie eine Speisekarte auf Englisch? Haben Sie eine Speisekarte auf Englisch? Menünün İngilizcesi var mı? İngilizce menünüz var mı? 15. örneğimize geçelim arkadaşlar. Wie heißt dieses Gericht auf Deutsch? Wie heißt dieses Gericht auf Deutsch? Yani bu yemek Almancada nasıl adlandırılır? Bu yemeğin Almanca ismi nedir? Bu yemek Almanca nasıl adlandırılır? Bu yemeğin Almanca ismi nedir? Bu yemeğin Almanca adı nedir? Başka bir örneğimize geçelim arkadaşlar. Wo kann ich Souvenirs kaufen? Wo kann ich Souvenirs kaufen? Nereden hediyelik eşya alabilirim? Gördüğünüz gibi bu kelime İngilizcede de kullanılan bir kelime. Bunu Almanca'da da kullanıyorlar. Evet, nereden hediyelik eşya alabilirim? Wo kann ich Souvenirs kaufen? Tabii ki burada fiilimizi kaufen şeklinde okumak yerine kaufen şeklinde okursak daha doğal bir telaffuz olur. Telaffuz kurallarına da dikkat etmemiz önemlidir. Yoksa Almanlar sizi anlamakta zorlanırlar. Çünkü Almanlar farklı telaffuzlara o kadar da alışkın değiller ve pratik zeka ile sizin ne demek istediğinizi pek de anlamazlar. Devam edelim arkadaşlar. 17. örnek. Kann ich hier ein Fahrrad mieten? Kann ich hier ein Fahrrad mieten? Ne demiş olduk? Ben burada bir bisiklet kiralayabilir miyim? Biliyorsunuz Avrupa'da bisiklet kiralamak oldukça yaygın bir şey. Bisiklet kullanmak, bisikletle gezmek çok yaygın. Burada bisiklet kiralayabilir miyim? Kann ich hier ein Fahrrad mieten? Devam ediyoruz yine bir yön sorusu. Wie komme ich zum Flughafen? Wie komme ich zum Flughafen? Yani havalimanına, havaalanına nasıl ulaşırım? Nasıl giderim? Hava alanına nasıl gidebilirim? Devam ediyoruz. Wo ist die nächste Apotheke? Wo ist die nächste Apotheke? Yani en yakındaki eczane nerede? En yakındaki eczane nerededir? Evet, en yakın eczane nerede? Devam ediyoruz. Haben Sie eine Stadtkarte? Haben Sie eine Stadtkarte? Yani bir şehir haritanız var mı? Şehir haritanız var mı? Haben Sie eine Stadtkarte? Burada dikkat etmemiz gereken şey mesela Stadtkarte gibi bir birleşik kelime gördünüz. Burada dikkat etmeniz gereken sondaki kelime yani Karte kelimesinin Artikeli di olduğu için ştat kate kelimesinin de artikeli di'dir. E tabi burada şansımızda ştat kelimesinin de artikeli di ama burada kelimenin artikeline karar veren şey sondaki kate kelimemiz yani ikinci kelimemizin artikelidir. O yüzden burada di artikeline göre aynı kullanmış olduk. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ist der Eintritt frei ist der Eintritt frei. Evet yani giriş ücretsiz mi? Giriş ücretsiz mi? Yani bunu bir müzede ya da herhangi bir yerde sorabilirsiniz. Giriş ücretsiz mi? Ist der frei. Devam edelim arkadaşlar. Wann öffnet das Museum? Veya wann schließt das Museum? Diyebilirsiniz. Yani müze ne zaman açılır veya müze ne zaman kapanır? Öffnen fiili açmak ve schließen fiili kapatmak ve burada tabii ki müze bir e, S olarak düşündüğümüz zaman bunu S öznesine göre çekimlediğimizde öfnet veya schließt oluyor. Müze ne zaman açılır veya müze ne zaman kapanır? Ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor? Örneklerimize devam edelim arkadaşlar. Wo kann ich Postkarten kaufen? Wo kann ich Postkarten kaufen? Yani ben nereden kartpostal satın alabilirim? Nereden kartpostal alabilirim? Wo kann ich Postkarten kaufen? Devam edelim arkadaşlar. Gibt es hier eine Bank? Gibt es hier eine Bank? Yani burada bir banka var mı? Çevrede, yakında, buralarda bir banka var mı? Gibt es hier eine Bank? Devam edelim arkadaşlar. Wie viel kostet ein Ticket? Wie viel kostet ein Ticket? Yani bir bilet ne kadar? Bir biletin fiyatı ne kadar? Wie viel kostet ein Ticket? Örneklerimizle devam edelim arkadaşlar. Wo ist der nächste Geldautomat? Wo ist der nächste Geldautomat? Yani en yakındaki para otomatı nerededir? Yani düşündüğümüz zaman bu bizdeki ATM'ye karşılık geliyor. Almanlar buna para otomatı diyorlar. Yani en yakın ATM nerede? Wo ist der nächste Geld Automat? Evet. Bu arada Almanya'daysanız size bir tavsiyemdir. Eğer Türkiye'den TEP banka kartınız varsa Almanya'da Deutsche Bank ATM'lerinden komisyon ödemeden bu banka kartı aracılığıyla para çekebiliyorsunuz. Bu da bir tavsiyemdir. Devam edelim arkadaşlar. 27. örneğimize geldik. Haben Sie eine Wegbeschreibung? Haben Sie eine Wegbeschreibung? Yani biz bunu Türkçede aslında yol tarifiniz var mı diye sormayız da adresi var mı diye sorarız. Ama tabii çeviride bu hani yol tarifiniz var mı şeklinde çevriliyor. Ee, yol tarifiniz, yol açıklamanız var mı? Hani adresi var mı? Hani nasıl gidilir şeklinde bunun bilgisi var mı? Hamzi aynı Wegbeschreibung. Yani Beschreibung aslında böyle betimlemek, tanımlamak şeklinde söylenebilir. Mesela Bildbeschreibung diye bir konu vardır. Burada sınavlarda çıkar. Mesela bir görseli tanımlamanızı, bir görselde ne olduğunu anlatmanızı ister. Yani Beschreibung'ü biraz betimlemek, tanımlamak gibi düşünebiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Kann ich hier ein Busticket kaufen? Kann ich hier ein Busticket kaufen? Yani ben burada bir otobüs bileti alabilir miyim? Buradan otobüs bileti alabilir miyim? Kann ich hier ein Busticket kaufen? Devam edelim yine. Wo ist der Hauptbahnhof? Wo ist der Hauptbahnhof? Yani ana tren istasyonu, merkez tren istasyonu nerede? Ana tren istasyonu nerede? Wo ist der Hauptbahnhof? Devam edelim arkadaşlar. 30. örneğimiz. Wie weit ist es zum Hotel Hilton? Wie weit ist es zum Hotel Hilton? Buraya otel ismini ben kendim koydum arkadaşlar. İstediğiniz herhangi bir otel ismini koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Hilton oteli ne kadar uzakta? Yani herhangi bir otel ne kadar uzakta? Wie weit ist es zum Hotel Hilton? Evet, şimdi 31. örneğimizle devam edelim. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es hier? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es hier? Yani burada hangi gezilesi görülesi şeyler var? Sehenswürdigkeiten Gezilesi görülesi şeyler olarak çevrilebilir. Yani görmeye değer şeyler aslında çevirirsek tam olarak yani zeyn biliyorsunuz görmek demek. Zeynslüri böyle görmeye değer anlamında. Bunu da zeynslüri diye yaptığımız zaman bu e, isim haline gelmiş olur. Yani zeynslüri bu bir e, sıfat yani gezilesi görülesi bir şey. Zeynslüri kayıt bunu isim yapıyor. Yani gezilesi görülesi şeyler haline geliyor. Bunu da tabii kaydın şeklinde bir de bunu çoğul haline getirdik. Gezilesi görülesi şeyler oldu. Yani burada hangi turistik görülmeye değer yerler var şeklinde bir çeviri yapabiliriz. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es hier? Uzun kelimelerden gözünüz korkmasın arkadaşlar. Yani Türkçe'de düşünsenize gezilesi görülesi yerler desek bunu tek bir kelime halinde yazmaya çalışsak Sehenswürdigkeiten'dan daha uzun bir kelime çıkacak karşımıza. Gezilesi görülesi yerler diye tek bir kelime yazdığımızda öyle olacak. Almanların yaptığı şeydi bu aslında. Yani yani böyle birbirleriyle alakalı olan şeyleri tek bir kelime olarak yazıyorlar. Tabi bu bizim gözümüzü korkutabiliyor ama zamanla alışırsınız diye tahmin ediyorum. Devam edelim arkadaşlar. Gibt es hier einen Markt? Gibt es hier einen Markt? Bakın Markt kelimesinin artikeli der. O yüzden burada einen kullanıyoruz. Markt kelimesi pazar da olabilir, bir market de olabilir, çarşıyı da betimleyebilir. Yani satış olan bir yeri betimler. Yani burada bir pazar, market, çarşı. Burada bir pazar var mı? Burada bir çarşı var mı? Gibt es hier einen Markt? Gibt es hier einen Markt? Bu arada mesela herhangi bir şehrin marketinden bahsedeceksiniz. Burada mesela Leipzig marketi mesela. Leipzig Markt. Ne olur? Bunun sonuna ed er gelir. Nürnberg market diyeceğiz. Nürnberg Markt olur. Yani burada Almanya'nın burada Almanca'nın her zaman bir kuralı var. Sürekli ER eklersiniz sonuna. Yani München e Weihnachtsmarkt mesela sallıyorum. Kesin böyle bir yer vardır şu anda. München e Weihnachtsmarkt. Yani Münih'in Noel pazarı. Yani ER ekliyorsunuz. Herhangi bir şehre özel bir şey varsa bunun sonuna ER ekliyorsunuz. Gibt es hier einen Markt? Evet. Devam edelim arkadaşlar. 33. örneğimiz. Wo kann ich einen Stadtplan bekommen? Wo kann ich einen Stadtplan bekommen? Bekommen fiili temin etmek, elde etmek yani bir şeyi almak. Mail aldığınız zaman mesela bekommen fiilini kullanabilirsiniz. Burada ne diyoruz? Şehir haritasını, şehir planını nereden alabilirim? Nereden temin edebilirim demiş oluyoruz. Şehir haritasını nereden alabilirim? Nereden edinebilirim? Bu arada wokan ich demek yerine her zaman wokan ich demek yerine Wokan-man da diyebilirsiniz. Yani man demek herhangi bir kişi demek. Yani aslında Wokan-man einen Stadtplan bekommen derseniz bu ne demek olur? Şehir planı nereden alınır demek olur. Yani bir insan şehir planını nereden alır demek olur. Wokan-man derseniz. Mesela Türkçe'de bunu e, biz edilgen kalıp yapısıyla kullanıyoruz. Yani Wokan-man einen Stadtplan bekommen derseniz şehir planı nereden alınır demiş olursunuz. Burada volkanik demişiz. Siz isterseniz volkanman deyin fark etmez. Şehir haritasını nereden alabilirim? Volkanik aynen start plan Devam edelim arkadaşlar. Haben Sie Empfehlungen für Restaurants? Haben Sie Empfehlungen für Restaurants? Yani restoranlar için tavsiyeleriniz var mı? Restoran tavsiyeniz var mı? Restoran önerileriniz var mı? Haben Sie Empfehlungen für Restaurants? Devam edelim arkadaşlar. Gibt es hier geführte Stadttouren? Gibt es hier geführte Stadttouren? Yani burada rehberli şehir turları var mı? Almanca'da bilirsiniz ki führen diye bir fiil var. Bu yönetmek, kullanmak, sürmek yani bir şeye yön vermek şeklinde kullanılabilir. Biliyorsunuz ki malum kişinin lakabıdır bu Führer. Yani reis gibi de düşünebiliriz. Hani yönlendiren, süren, bir şeyi sağlayan, süren, devam ettiren, yönlendiren gibi. Burada da rehberli tur için yani rehber Führer burada da rehber anlamında. Yani burada rehberli şehir turları var mı demiş oluyoruz. Gibt es hier geführte Bakın burada geführte başkası tarafından yapıldığını belirtiyor. Yani yönlendirilen, rehberlik yapılan şehir turları var mı? 36. örneğimize geliyoruz arkadaşlar. Wie komme ich zum Schloss Neuschwanstein? Wie komme ich zum Schloss Neuschwanstein? Evet burada herhangi bir kale ismini kullanabilirsiniz ya da herhangi bir farklı turistik görülesi bir yeri kullanabilirsiniz. Ben burada Neuschwanstein Kalesi'ni seçtim. Siz de herhangi bir şeyi seçip koyabilirsiniz. Bu kale e, Bayern eyaletinde Baviera'da bulunuyor. Yani Almanya'nın en gezilesi görülesi yerlerinden bir tanesi. Turistlerin gözdesi olan bir yer burası da. Baviera eyaletinde ziyaret edebilirsiniz. Yani Neuschwanstein Kalesine nasıl gidebilirim? Wie komme ich zum Schloss Neuschwanstein? Evet, böyle hızlı okuyunca biraz tekerleme gibi oldu. Wie komme ich zum Schloss Neuschwanstein? Wie komme ich zum Schloss Neuschwanstein? Evet. Devam edelim arkadaşlar. Wo finde ich die nächste Bushaltestelle? Wo finde ich die nächste Bushaltestelle? Yani en yakın otobüs durağını nerede bulabilirim? En yakın otobüs durağı nerede? Nerede bulunur? Wo finde ich die nächste Bushaltestelle. 38. cümlemizde devam edelim arkadaşlar. Gibt es hier eine Notrufnummer? Gibt es hier eine Notrufnummer? Yani burada. Acil durum numarası var mı? Acil durum numarası bulunur mu? Yani burada bir acil durum numarası var mı? Burada bir acil durum numarası var mı? Gibt es hier eine Notrufnummer? Gibt es hier eine Notrufnummer? Otuz dokuzuncu örneğimize geliyoruz arkadaşlar. Welche öffentlichen Verkehrsmittel gibt es hier? Welche öffentlichen Verkehrsmittel gibt es hier? Hangi toplu taşıma araçları burada bulunur? Yani burada hangi toplu taşıma araçları bulunur diye çevirebiliriz. Burada hangi toplu taşıma araçları mevcut? Welche öffentlichen Verkehrsmittel gibt es hier? Öffentlichen biliyorsunuz kamusal demek. Yani kamuya açık demek. Verkehrsmittel de yani bir ulaşım aracı şeklinde çevirebiliriz muhtemelen. Devam edelim arkadaşlar. Kann ich hier eine SIM-Karte kaufen? Kann ich hier eine SIM-Karte kaufen? Yani ben burada bir SIM kartı satın alabilir miyim? Yani burada SIM kartı satın alabilir miyim? Kann ich hier eine SIM Karte kaufen? Devam edelim 41. örneğimizde arkadaşlar. Wann ist die beste Zeit um Berliner Dom zu besuchen? Wann ist die beste Zeit, um Berliner Dom zu besuchen? Bakın burada um zu kalıbını kullanmışız. Yani bir şeyi yapmak için şeklini çevirebiliriz. Berlin Katedrali'ni ziyaret etmek için en iyi zaman ne zamandır? Şeklinde sorulmuş. Berliner Dom, Berlin Katedrali demek. Dom Katedral demek. demek. Berlina e, bakın gördüğünüz gibi Berlin'e ait olduğu için bunun sonuna ER'ye gelmiş. Berlin Katedrali demiş olduk böylelikle. Berlin Dom deseydiniz sadece Berlin Katedral demiş olurdunuz ama Berlin Dom dediğiniz zaman Berlin Katedrali demiş oluyorsunuz. Türkçedeki nın ni şeklinde düşündüğümüz kalıp gibi. Yani Berlin Katedrali'ni ziyaret etmek için en iyi zaman ne zamandır? Wann ist die beste Zeit um Berliner Dom zu besuchen? 42. örneğimizde devam ediyoruz arkadaşlar. Gibt es hier Fahrradwege? Gibt es hier Fahrradwege? Yani burada bisiklet yolları var mı? Bisiklet bulunuyor mu? Burada bisiklet yolları var mı? Gibt es hier Fahrradwege? Devam edelim arkadaşlar. Wie viel Trinkgeld gibt man üblicherweise? Wie viel Trinkgeld gibt man üblicherweise? Bakın burada yine man kalıbı var gördüğünüz gibi. Yani bu cümle ne demek oluyor? Genelde ne kadar bahşiş bırakılır? Normalde ne kadar bahşiş bırakılır? Bakın burada yine man kalıbı var. Yani bir insan ne kadar bahşiş bırakır? Yani o normalde ne kadar bahşiş bırakılır? Genelde ne kadar bahşiş verilir? Wie viel Trinkgeld gibt man üblicherweise? Üblicherweise yani normalde, genelde, çoğunlukla şeklinde söyleyebiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Wo kann ich einen Regenschirm kaufen? Wo kann ich einen Regenschirm kaufen? Yani ben nerede bir şemsiye satın alabilirim? Evet. Nereden şemsiye alabilirim? Wo kann ich einen Regenschirm kaufen? Devam edelim arkadaşlar. Ist das Trinkwasser hier sicher zu trinken? Ist das Trinkwasser hier sicher zu trinken? Yani buradaki içme suyu içilmesi için, içmek için güvenli mi? Burada musluk suyu içmek için güvenli mi? Tabii burada iç içme suyu diye kastedilen şey musluk suyu. Yani Almanların Trinkwasser olarak bahsettiği şey aslında bizim musluk suyu dediğimiz şey. Yani bu da zaten Almanya'nın çoğu yerinde musluk suyunun içilebilir olduğunun bir cevabı gibi. Yani bu insanlar musluk suyuna içme suyu dediklerine göre zaten içilebilir muhtemelen. Ist das Trinkwasser hier sicher zu trinken? Ist das Trinkwasser hier sicher zu trinken? Devam edelim arkadaşlar. Wie komme ich zur Altstadt? Wie komme ich zur Altstadt? Yani nasıl eski şehire gidebilirim? Nasıl tarihi şehire gidebilirim? Eski şehire nasıl gidebilirim? Tabi bu Türkiye'deki eski şehir değil, yani herhangi bir şehrin merkezi, tarihi, eski olan şehir merkezi. Wie komme ich zur Altstadt? Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Welche Währung wird hier verwendet? Welche Währung wird hier verwendet? Yani burada hangi para birimi kullanılır? Para birimi Almanca'da Währung olarak geçer. Tabii çoğu yerde Euro kullanıldığı için bu soruyla çok karşılaşmayabilirsiniz. Burada hangi para birimi kullanılıyor veya kullanılır? Welche Währung wird hier verwendet? Verwenden fiili zaten kullanmak demek arkadaşlar. Devam edelim. Gibt es hier eine Apotheke die heute geöffnet ist? Gibt es hier eine Apotheke, die heute geöffnet ist? Belki bu cümleye bir A2 cümlesi diyebiliriz. Çünkü cümleleri bağlamışız. Bir, burada bir relativ yapısı var. Gibt es hier eine Apotheke, die heute geöffnet ist? Bakın, Apotheke kelimesinin artikeli değildir. Bakın ikinci cümleyi gördüğünüz zaman bu cümleyi aslında Apotheke kelimesiyle bağlamışız ama apotheke kelimesini tekrar etmek yerine burada di şeklinde kullanmışız. Yani burada bugün açık olan bir eczane var mı? Bugün açık bir eczane var mı? şeklinde çevirebiliriz. Bugün açık bir eczane var mı şeklinde çevirebiliriz. Gibt es hier eine Apotheke, die heute geöffnet ist? Devam edelim. Wie viel Zeit braucht man, um Berliner Dom zu besichtigen? Wie viel Zeit braucht man, um Berliner Dom zu besichtigen? Bakın arkadaşlar, her Z'yi telaffuz ettiğimde fark ediyorsunuz ki TS sesini çıkarıyorum. Çünkü Almanca kursumda ben her Zeit dediğimde hoca bana hayır, Zeit şeklinde bir düzeltme veriyordu ve ben artık bunu dikkatli bir şekilde okuyorum. Sizin de buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ne demiş olduk? Braucht yani insanın ne kadar ihtiyacı olur ya da ne kadar ihtiyaç olur e, şeklini şeklinde düşünebiliriz. Ne kadar zaman ihtiyaç olur? Berlin Katedrali'ni görmek için, Berlin Katedrali'ni ziyaret etmek için ne kadar zaman ihtiyaç olur? Yani bir insan Berlin Katedrali'ni görmek için ne kadar zamana ihtiyaç duyar? Şeklinde de çevirebiliriz. Bakalım. Berlin Katedrali'ni ziyaret etmek ne kadar zaman alır? Bu da başka bir versiyonu. Wie viel Zeit braucht man, um Berliner Dom zu besichtigen? Besichtigen yine besuchen gibi ama biraz daha böyle ziyaret etmek anlamında, turistik anlamda. Devam edelim arkadaşlar. Wo ist der nächste Park? Wo ist der nächste Park? Yani en yakındaki park, yakındaki park nerede? Evet ne diyor yani en yakın park nerede? En yakın park nerede? Wo ist der nächste Park? Evet. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız like atarak bunu gösterebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Almanca öğrenme serüveninizde başarılar diliyorum.